isteği bu olması gereken bir şey. Çünkü zaten bursun amacı konunuzda uzman insanlar yetiştirip tekrar Türkiye'ye hizmet edebilecek şekilde Türkiye'ye geri dönmesini istiyoruz. Bunu zaten bir nevi zorunlu oluyor. Çünkü aldığınız vize gereği program bitiminde Türkiye'ye geri dönme ve kendi ülkenizde 2 yıl yani Türkiye'de kalma zorunluluğu var. Fakat diyelim ki master bursunuzu aldınız gittiniz ve Amerika'da doktora yapmaya karar verdiniz. İşte okullara başvurdunuz, Amerika'daki okullardan da burs aldınız. Tabii ki doktoranızı bitirinceye kadar Amerika'da kalma hakkınız var. Burada kastedilen şey Amerika'da başka çeşit vizelere başvurup işte iş buldum ya da iş kurdum vesaire gibi şeylere, vizelere başvurup Amerika'da kalma hakkınızın olmaması. Fakat demin dediğim gibi yüksek lisansı bitirdikten sonra doktora yapma imkanınız var. Onu da bitirdikten sonra Amerika'da bir yıl kalıp çalışma hakkınız var. Practical training denen. Bu Amerika'da kendi paranızla gidip veya burs alarak gidip yabancı öğrencilere tanınan bir haktır. Eğitiminiz bittikten sonra normal bir Amerikalı gibi girip bir işte çalışabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Fulbright burslarına da tabii ki böyle bir imkan veriliyor. Ama onun sonunda gene bu vize geçerli oluyor. Tekrar Türkiye'ye dönme şartı var. Ama diyelim ki turistik Amerika'ya gitmek istiyorsunuz veya bir konferansa çağırdınız. Tabii ki o şekilde Amerika'ya gidebiliyorsunuz. Onu kısıtlayan bir şey, şart yok. Onun dışında belki bir Avrupa ülkesinde gidip çalışmak istediniz, yapabiliyorsunuz. Ama sonuçta her Amerika'ya gidişinizde bu kural önünüze çıkacak. Yani Türkiye'de geçirdiğiniz süre pasaportunuzdan kontrol edilecek. Opportunity funds ya da maddi destek bursunuz, Amerika'da kendisi bireysel, yani Fulbright bursuna başvurmayıp, bireysel olarak Amerika'daki okullara başvurup burs alacak öğrencilere. Ancak bunu yapabilecek maddi imkanı olmayan öğrencilere verilen bir burs imkanı. Amerika'daki okullara başvururken üniversitelerin başvuru ücretleri vardır. Bazen 40-50 dolardan başlıyor, 100-150 dolara kadar çıkabiliyor. Onları karşılıyoruz, sınav ücretlerini karşılıyoruz. Biraz önce bahsetmiştik, çeviri ve onay yaptırmanız gerekebiliyor, transkript ve diplomanız, onları karşılıyoruz. Diyelim ki Amerika'daki okuldan burs buldunuz, gitmek istiyorsunuz. Amerikan konsolosluğuna başvurduğunuzda bir vize ücreti var. Onun dışında bir servis denen sistem var. O da gene ücretli bir sistem. 200 dolar masrafı var. Onları karşılıyoruz. Onun dışında Amerika'ya ulaşım, yani uçak bileti yerleşim için ufak da olsa bir yardımda bulunabiliyor. Onları ve diğer başvuru masraflarınızı karşılayabiliyoruz. Şimdi başvuru formumuzun en önemli kısmı, yani adres vesaire gibi doldurulacak kısımlarını geçtiğinizde kompozisyon kısımları var. İki tane kompozisyon yazılıyor ya da essay diye geçer bunlar. Burada ne anlatmanız gerekiyor? Birincisi kişisel olarak karakterinizi anlatan bir kompozisyonunuz var. Bir de Amerika'da yapmak istediğiniz konuyla ilgili bilgi veriyorsunuz. Yani diyelim ki İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunusunuz ya da biyoloji mezunusunuz. O konuda daha detaylı bilgi vermek istiyorsunuz. Yani biyolojinin alt dalında ne yapmak istiyorsunuz? Spesifik olarak hangi konuda ne çalışma yapmak istiyorsunuz? Onu anlatmanız gerekiyor. Bu tabii dediğim gibi başvurunun en önemli kısmı. Çünkü birebir mülakata çağrılmadan önce komisyon olarak ve jüri üyeleri, hocalar sizi buradan tanıyacaklar. Yani oradaki yazdığınız bilgilere bakarak tanıyacaklar. Dolayısıyla İngilizcesinin tabii düzgün olması gerekiyor. Bir de bu konuda tabii çok fazla kaynak var internette. Bunlara girdiğiniz zaman bir sürü örnek çıkar. Bunları tabii bir kısmı öğrenciler çok güzel deyip oradan kesip, copy paste yapıp şeylere koyabiliyorlar bu eserlere, kompozisyonlara. Ama bunları ortaya çıkaran sistemler var. Dolayısıyla hiçbir şekilde bunu yapmayın. Bu çünkü hırsızlık anlamına geliyor ve kolaylıkla bulunabiliyor. Ve başvurunuz bu şekilde herhangi bir bilgi çıktığı zaman reddedilir. Onun için kendi cümlelerinizle dürüst bir şekilde yazmanız daha iyi olur. Ama diyelim ki nasıl yazacağınız ya da yazdınız, hani danışacak birisini bulamadınız. Bunlar hocalarınız olabilir veya İngilizcesi iyi olan birisi olabilir. Ya da böyle bir insan bulamadınız, bize gönderebilirsiniz. Hani İstanbul'da, Ankara'da olmadığınız için getirin diyemeyeceğim. Getirdiği zaman ofisteki arkadaşlarınız bilgi veriyorlar.
Ama e-mail'le bize ulaştırdığınız zaman biz size bir takım bir feedback'le bulunabiliriz. Hani şurayı çıkar, bunu buraya koy şeklinde. Tabii sizin adınıza yazmıyoruz o kompozisyonları ama size bilgi verebiliyoruz. Dolayısıyla bizden o şekilde bir yardım alabilirsiniz. Çünkü şey olabilir, hani daha önce böyle bir kompozisyon yazmamış öğrenci için yani korkutucu gelebilir, nasıl başlayacağım, nasıl yapacağım şeklinde. Evet, gene detaylı olarak içeriğinde neler olmasına bakarsak bir kere akademik geçmişinizi anlatmanız gerekiyor. Ama tabii hani işte 1990 yılında Adana'da doğdum, işte şu okulu bitirdim şeklinde klasik bir başlangıç olmaması gerekiyor. Onun dışında iş, staj tecrübeleriniz varsa onu anlatmanız gerekiyor. Alan seçiminiz, yani bu alanı niye seçtiniz, ne yapmak istiyorsunuz, onu anlatıyorsunuz. Bunun Türkiye'ye sağlayacağı faydalar, yani döndüğünüz zaman, geri geldiğiniz zaman bu akademik kariyer olabilir veya özel sektörde çalışmak istiyor olabilirsiniz. Ne sağlayacak? Yani Amerika'ya gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur? Bunu komisyona anlatmanız gerekiyor. Özel ilgi alanlarınız tabii ki önemli. Ama tabii bunları anlatırken işte sinemaya gitmeyi severim, kitap okumayı severim şeklinde değil de hakikaten bu şeylerde, konularda başarılarınız varsa onları anlatmanız gerekiyor. Bunlar şey olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, müzik olabilir, spor olabilir, dediğim gibi herhangi bir kültür faaliyeti olabilir. Kişiliğinizle gene ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Bir de gene Amerika'daki eğitimin size kazandıracaklarını anlatmanız gerekiyor. Bir kelime limiti var. Yani bazen öğrenciler yazıyor 5 sayfa hani bütün hayat hikayesini anlatıyor. Öyle bir şey yok. Belli bir kelime limiti var, satır limiti var diyelim. Ona uymanız gerekiyor. Aksi takdirde fazla yazdığınız zaman sistem alttan kesiyor ve diğer fazla yazdıklarınız gözükmüyor sistemde. Yani kompozisyon bir nevi yarım gözükebilir. Dolayısıyla az ama öz bir şekilde yazmanız gerekiyor. Başvurunuzu erken yapınız. Bu çok önemli. Demin dediğim gibi hani son gün son dakikaları bıraktığınız zaman sisteme girmek bile zor olabiliyor. Kompozisyonlara özen gösterin. Bu tabii bir günde olmayacak bir şey. Hani başladım bir saatte yazarım şeklinde olmuyor. Belki yazıp atacaksınız. Ertesi günü tekrar yazacaksınız. Aklınıza gelen şeyler olacak. Dolayısıyla böyle zaman alan bir şey. Böyle iki günde, üç günde yazılmıyor. Onun için önceden de yine ona başlamakta fayda var. Fulbright.org.tr internet sitemiz, web sitemize sık sık bakın. Çünkü orada bazı duyurular oluyor, güncellemeler oluyor. Onun dışında başta da söylemiştik. Sıkça sorulan kısmını okumanızı ben öncelikle tavsiye ediyorum. Çünkü formun dediğim gibi hani baştan sona nasıl doldurulacağıyla ilgili bilgi var. E-postanızı kontrol edin. Biraz önce de Bahar Hanım söylemişti. Sisteme girdikten sonra e-postanızla bundan sonraki duyurular oraya gidecek. Hani ondan sonra benim haberim yoktu, bilgim yoktu demeyin. Çünkü o duyurular o e-postaya gidiyor. Sık sık onlara bakmanız gerekiyor. Evet, sorusu olan var mı? Buyurun. Hayır, gelmedi. Nasıl bir program bilmiyorum. Öğretim yüksek işleme programı yurt dışında yüksek lisansla doktora yaptırıyor bize yer. Evet. Ama zaten onun finansmanını sağlıyor. Bize ihtiyacımız olmuyor kurbağa kursuna. Ama yurt dışına gidemiyoruz. Nasıl? Yurt dışına gidemiyoruz. Öyle bir halkımız yok yani. Ben yurt dışına gitmek istiyorum deyip gidemiyoruz. Yurt dışında bir üniversite. Ha evet, anladım. Evet, evet. Bilemiyorum tabii onu YÖK'le konuşmanız gerekiyor. Evet. Yok, gelmedi öyle bir. Yani izin aldığınız takdirde sanırım böyle bir problem olacağını zannetmiyorum. Yurt içinde böyle bir bursunuz. Gönderiyor, doğru öyle bir problem. Bence de evet. Evet, bir problem olacağını zannetmiyorum. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi bursu aldınız. Amerika'daki okullara nasıl gideceksiniz? Fulbright sizin adınıza üniversitelere başvuruyor. Yani sizin herhangi bir şekilde Amerika'daki okullarla temasa geçip kendinize bir okul bulmanız, bir akseptans almanız gerekmiyor. Çünkü başvuru formunuzda Amerika'da hangi okullara gitmek istiyorsunuz diye bir bölüm var.
Orada gitmek istediğiniz okulları yazıyorsunuz ve Fulbright, daha doğrusu Amerika'daki bu bizim işlerimizi yürüten kurum, sizin adınıza okullara başvuru ve akseptans alıyor. Dolayısıyla sizin tek tek okullara başvurup da bir akseptans şeyine, sürecine girmeniz gerekmiyor. Orada, oradaki dikkat edilecek şey... O biraz daha farklı, onu anlatayım. Ama orada dikkat edilecek şey, Amerika'daki okulların ücretleri. Yılda biliyorsunuz 35 bin dolar veriyoruz biz. Tutup Amerika'da tabii 45 bin, 50 bin, hatta 60 bin dolara da üniversite var. Onları yazdığınız takdirde, o tür pahalı üniversiteleri, ya aradaki farkı okulun size bir burs vermesi gerekiyor kapatabilmeniz için, ya da sizin veya ailenizin o açığı kapatması gerekiyor. Dolayısıyla okulları yazarken onların ücretlerine bakmak gerekiyor, ama dediğim gibi o konuda bir sıkıntı olursa, hani hangi okulu yazayım, ne yapayım şeklinde, Ankara ofisimizde ve İstanbul ofisimizde danışmanlarımız var, akademik danışmanlarımız, aynı benim gibi. Dolayısıyla o konuda size bilgi verebilirler. Onun araştırması tabii biraz şey olabilir, sıkıntılı olabilir. Bir sürü işte makine mühendisinde diyelim ki 150 tane okul var, hangisini yazayım, ne yapayım? Yani o konuda bizden danışmanlık alabilirsiniz, yardımcı olabiliriz. Onun dışında bir okul listemiz yok. Yani Amerika'daki her okula gidebilirsiniz bu finansman dışında. Şimdi doktora sonrası araştırma bursu hocalar için, eğer sizin bildiğiniz ve davet aldığınız bir okul, bir kurum, enstitü vesaire varsa, zaten öyle bir bölüm var, Amerika'dan davet aldınız mı diye soruluyor. Ama diyelim ki bilmiyorsunuz hangi kuruma gideceğinizi, gene Amerika'da bu yerleştirme işlemini yapan kurum sizin adınıza o kurumu tespit ediyor. Bu üniversite olabilir, araştırma kurumu olabilir, enstitü olabilir, laboratuvar vesaire. Onu sizin adınıza buluyor. Ama varsa, daha önce o insanlarla temasa geçtiyseniz, işte beni zaten hani bu kurum davet ediyor, Fulbright'tan burs aldım takdirde diye, onun davet mektubunda koyarsanız tabii başvurunuz daha kuvvetli olur. Ama dediğim gibi şart değil, onu sizin adınıza biz şey yapabiliyoruz, bulabiliyoruz. Herkes anladı sanki. Peki, bundan sonraki bölümde Bahar Hanım size bilgi verecek. Doktora sonrası araştırma ile ilgili bu arada bizim web sitemizde daha detaylı bir sunum da var. Onu da yine PowerPoint olarak izleyebilirsiniz. Bir de tabii 35 bin dolarlık bütçe o burs için geçerli. Orada sizin farkınızı fark edebilirsiniz. Sizin onun için farklı bir portföy izleyiniz. Size bir maaş gibi bir de ben en son Amerika'daki eğitimle ilgili genel başlamadan önce sizlere yine form ile ilgili, yani çok iyi doldurmanız gerekecek formu. Bizler her zaman için imkanı söylediğim detaylı bilgi alabilirsiniz. Çünkü form sizin İngilizce mülakata çağrılmayacağınızı belirleyen bir kriter olacak. O yüzden yarın da eğer dediğiniz gibi yolunuz düşerse Adana'daki Türk Amerikan Derneği yapacağımız etkili başvuru seminerimize bekliyoruz. Bir de daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi tabii Amerika'ya bireysel olarak da gitmek isteyebilirsiniz ve çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz Amerika'da. Sunumun bu bölümünde biraz onlardan bahsedeceğiz. Yani biraz programlara gitmek istediğiniz şeyler olabilir, başka programlara katılmak isteyebilirsiniz ya da burs dışında bireysel başvuru yapıp yine üniversitelerden burs almak isteyebilirsiniz. Biz aynı zamanda yine Amerikan Dışişleri Bakanlığı Education USA temsilciliğinde yaptığımız için bu bölüm biraz onunla ilgili aslında. Ücretsiz akademik danışmanlarımız Education USA çağrısını gerçekleşiyor. Şimdi Amerika üniversiteleriyle ilgili genel bir fikir edinmek istersek eğer, bizim Türkiye'deki gibi YÖK gibi diyelim bir merkezi sistem yok. Orada akreditasyon sistemi var. Burada ne demek oluyor? Bölgesel olarak üniversitelerin akredite olmadıklarına bakılıyor. Sizin için bu çok önemli çünkü siz bireysel olarak gitmek istediğiniz zaman buna çok dikkat etmeniz gerekecek. Bazen e-maillerimizi kontrol ederken bile sağda solda böyle üniversite reklamları çıkabiliyor. Kişiler de görüyorlar, tıklıyorlar, işte bir web sitesi açılıyor. Ama bazen bu üniversiteler gerçekten var olmayabiliyor. Yani akredite olup olmadıkları kontrol etmek çok önemli. Bunu da check edebileceğiniz, kontrol edebileceğiniz web siteleri var. En çok kullanılan da chea.org diye bir web sitesi var. Yine bizden onun adresini isteyebilirsiniz. Buraya yazdığınız zaman üniversitenin ismini, hangi kuruluş tarafından akredite olduğunu